Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Orta Doğu'nun büyük ülkelerinden İran'ın istihbarat servisi. 1979 İran devriminden 5 yıl sonrasına kadar güvenlik istihbaratı görevini Başbakan Yardımcısı İstihbarat Ofisi, devrim komiteleri, bazı devrimci ya da yargı kurumlarının istihbarat bilimleri gibi kurumlar yürütmektedir. Şubat 1979'un sonunda ve devrim zaferinden itibaren güç büyük ölçüde İslami Devrim Komitesi'nin elinde bulundu. Komitenin istihbarat çalışmalarında ise bir tür mezhep monarşisi mevcuttu. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Musevi Hümeyni, din alimi Mahdavi Keniye merkezi bir komite kurmalarını ve komitelerini koordine etmelerini emretti. İran'ın muhtelif illerinde Hümeyni'ye bağlı temsilciler de aynı şekilde hareket etmiştir. Devrimden kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları kuruldu ve istihbarat faaliyetlerini bu çatı altında yoğunlaştırdılar. 1979 İran Devrimi sonrası geçici hükümet ve devrim konseyi Sabah'ın kalıntılarının bir kısmını özellikle de karşı istihbarat kurumu olan 8. Sabah'ı canlandırmaya çalıştılar. Sabah'a dair iyi hatıralar olmayan devrimciler ayrı bir güvenlik sistemi kurma gereğini hissetmişlerdir. Suikastler, bombalamalar ve silahlı eylemler 1981'lerin başlarında gerçekleşmemiş olsaydı İstihbarat Bakanlığı'nın hiç kurulmamış olma ihtimali bulunmaktadır. İlk olarak İran'ın 2. Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin inisiyatifiyle Başbakan İstihbarat Ofisi kurulmuştu ve istihbarata dair meseleler İran Devrim Muhafızları ile Ordu, İslam Devrim Komitesi ve polis arasında bölünmüştür. İstihbarat Bakanlığı'nın meclise kurulmasına ilişkin genel plan oylanmış, yasa tasarısı 1983 yılında Mir Hüseyin Musevi Hamene hükümetinde hazırlanmış ve mecliste onaylanmıştır. Bazıları istihbarat servisinin devrim muhafızları tarafından yönetilmesi gerektiğine inanırken bazıları ise istihbarat, sorgulama, kovuşturma ve tutuklamadan yargı çalışmalarına kadar birçok mesele yargının sorumluluğunda olduğu için örgütü yargının kontrolüne alınmasını istemişlerdi. Meclis Başkanı aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Yüksek Savunma Konseyi Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsanjani devrim muhafızlarına yakındı. İran yetkililerinin kontrolsüz güvenlik gücüne dair korkusu sonunda istihbarat teşkilatı yerine İstihbarat Bakanlığı tasarısının getirilmesine yol açtı. Böylece bir yandan parlamento ve diğer yandan cumhurbaşkanı istihbarat teşkilatının faaliyetlerini izleyebilecekti. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'nın yapısı, bakanlıkta çalışanların, istihbarat memurlarının ve personellerinin sayısına dair paylaşılan resmi bir istatistik yoktu. Ocak 2013'te ABD Savunma Bakanlığı İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı hakkında teşkilata bağlı yaklaşık 30 bin kişinin olduğunu belirten 64 sayfalık bir rapora yayınlamıştır. Bakanlığa bağlı istihbaratçılar İran medyasında çağın imamının anonim askerleri olarak adlandırılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı İmam Bakır adı verilen özel okullara sahiptir. İstihbarat Bakanlığı'nda personel alımı iki yolla yapılmaktadır. Bunlardan birincisi İstihbarat Bakanlığı'na bağlı İmam Bakır Üniversitesi'nde öğrenci alımıdır. İmam Muhammed Bakır Üniversitesi yazılı sınavını geçtikten sonra fiziki muayene ve zeka testinin yanı sıra yerel araştırma aşamaları bulunmaktadır. Seçilen kişiler il istihbarat dairelerine seçim birimlerinde görüşme sürecinden sonra atanmaktadırlar. Diğer bir yol ise İstihbarat Bakanlığı'nda çalışmak isteyenlerin İstihbarat Bakanlığı'nda çalışan bir kişi aracılığıyla tanıtımını yapmaktadır. Genellikle İstihbarat Bakanlığı çalışanları bu şekilde birbirleriyle ilişkili olan kişileri İl Genel İstihbarat Ofisi seçim birimine tanıtmaktadır. Bu durumda bilgi, genel müdürlüğünün seçim departmanı tarafından onaylanan kişiler seçim döngüsüne girerler. İstihbarat Koordinasyon Konseyi İran istihbaratı üzerine büyük bir etkiye sahipti. Bu konsey çeşitli konulara yönelik ortak istihbarat güvenlik tahminleri hazırlamaktadır. Koordinasyon Konseyi günümüzde ulusal adli ve askeri istihbarat teşkilatlarının en etkin işbirliğini sağlamasını yardımcı olmaktadır. İran istihbarat sistemi İslami esaslarla yönetildiği söylenen bir hiyerarşi altında olduğu için İstihbarat Bakanlığı'nın yetki ve sorumlulukları İran yasalarında ele alınmaktadır. İran istihbaratında İranlı muhaliflerine yönelik özel konuşmaları dinlemek, bireylerin özel alanına girmek, kırlangıçları özellikle yurt dışındaki rakiplerini yakalamak için yem olarak kullanmak yaygındır. Bu kapsamda icra edilmiş olan istihbarat faaliyetlerinin sonucunda İran yönetimi, hükümet karşıtı protestoları kontrol eden, yöneten veya bastıran güçlerin çok boyutlu, çok katmanlı bir yapıya ve organizasyona ait olduğunu söylemektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nde protestolarla karşı sorumlu yapı sadece polis değildir. Aynı zamanda paramiliter, askeri, istihbarat, operasyonel, yargı, medya, hatta finansal alt bölümlerde bu tür durumlarda sorumluluk taşımaktadır.
Son yıllarda İstihbarat Bakanlığı, Polis İstihbaratı, Yargı İstihbaratı ve Devrim Muhafızları İstihbaratı tarafından büyük ölçüde kurumsal pratiğe adapte edilmiştir. Bu istihbarat teşkilatlarının her birinin ne ölçüde aktif olduğu, devlet içindeki güç odaklarının konjonktürel pozisyonu ve siyasal eğilimleri gibi çeşitli durumlara bağlıdır. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı belki de dünyanın en karmaşık istihbarat ve güvenlik kuruluşlarından biridir. Muhalefet güçlerine çeşitli şekil ve taktiklerle sızmaya çalışan casusların teşhisi pek de kolay değildir. İstihbarat Bakanlığı muhalefete sızacak elemanlarını yakalanmamak ve ortama uyum sağlamak adına İslam Devleti'nin kırmızı çizgilerini takip etmek zorunda olmadıkları konusunda uyarmaktadır. Avrupa başkentlerinin çoğu İran istihbarat ajanlarıyla doldu. İran'ın çeşitli alanlarda faaliyet gösteren casusların sayısı İran'ın ekonomik, diplomatik ve hatta askeri güvenlik ilişkileri kurduğu ülkelerde daha fazladır. Tüm bu katmanlarda görev yapan yetkililer bir yandan da İran için istihbarat verileri sağlamaktadır. İstihbarat Bakanlığı yurt dışına gönderilen burslu öğrencilerden de yararlanmaktadır. Bu öğrencilere İran'a her dönüşlerinde özel toplantılar düzenleyip istihbarat ve casusluk ile ilişkili görevler ve eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu öğrencilerden ayrık raporlar veya durumuna göre özel raporlar sunmaları istenmektedir. İstihbarat Bakanı yasaya göre İstihbarat Koordinasyon Konseyi'ne başkanlık yapmaktadır. 2017 yılında Hasan Ruhani paralel çalışmayı eleştirirken İstihbarat Bakanı'nın da tek beklentisini İstihbarat Koordinasyon Konseyi'nin emrinin arkasında oturmak olduğunu açıklamıştır. Böylece İstihbarat Bakanlığı'nın kuruluşunda 34 yıl sonra bu güvenlik kurulumu kuruluşundan önceki yerine geri dönmüştü. İran istihbarat organlarının çokluğu ve karmaşıklığı halihazırda politik güç odaklarına sebebiyle ortaya çıkmış bir durumdu. Fakat bunun ötesinde bu karmaşıklığın doğurduğu sonuç ayrışma ve çakışma ve farklılaşmadır. Son 30 yılda olan olaylarda ardışık krizler ve iç çekişmeler sonucunda İstihbarat Bakanlığı İran güvenlik politikalarındaki rolü azalmıştı. Bakanlık Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı sırasında önceki 3 Cumhurbaşkanı'na kıyasla örgütsel iç istikrar sağlasa da eski pozisyonu geri kazanamamıştı. İran istihbaratında en önemli unsur ülkenin içindeki muhaliflere karşı yapılan istihbarattır. Devrim muhafızlarının kontrolünde bulunan İran istihbaratı hiçbir şekilde muhalifi kabul etmemektedir. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz.